Türkiye'nin ilk heykeltıraşlarından biri Hüseyin Gezer. Yurdun değişik yerlerinde özellikle yaptığı Atatürk anıtlarıyla tanınır usta sanatçı. Cumhuriyet döneminin usta heykeltıraşlarından Hüseyin Gezer, 1920 yılında Mersin'in Mut ilçesinde doğar. Çocukluğu burada geçer. Birincilikle bitirdiği ilkokulu Mut'ta, ortaokulu Silifke'de okur. Burada ilkokulu bitirdiğimiz zaman gidebilmek için ortaokul olarak sadece Silifke vardı. Silifke buradan 80 kilometre mesafedeydi. 2 günde ancak ulaşabiliyordum. O günün zor şartlarında bir derginin, gazetenin, bir taş basması resmin bile olmadığı bir yerde nasıl oldu da sanata, heykele merak sardım bilmiyorum diyen Hüseyin Gezer, ilk heykellerini ortaokul yıllarında yapar. Ortaokulu birincilikle bitirir. Ekonomik durumlarının çok iyi olmayışı nedeniyle yatılı okula devam eder. Öğretmen okulu sınavlarına girer ve Balıkesir Necati Bey Öğretmen Okulu'nu kazanır. Öğretmen okuluna devam ettiği yıllarda resim yapmaya başlar, heykel çalışır. Öğretmen okulundan mezun olan Hüseyin Gezer bir yıl öğretmenlik yapar. 1941 yılında askere gider. Askerlik yılları boyunca Batı kültürüne bir kanal açman bakımından faydalı olduğu dediği Fransızcasını ilerletir. Askerden sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Fransızca bölümüne kaydolur. O günlerde dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in haftanın bir günü öğretmenlerin sorunlarını dinlediğini öğrenen Hüseyin Gezer, o güne kadar yaptığı resimleri, heykellerinin resimlerini ve öğretmen okulunu bitirirken verilen Hasan Ali Bey'in kendi imzasını taşıyan iftihar kitabını alır ve bakanlığın yolunu tutar. Hasan Ali Bey bana ne istiyorsun diye sordu. O zaman da cebimden fotoğrafları çıkardım. Onları teker teker önüne serdim. Baktı, hiçbir şey söylemedi. Döndü başını, yanında ayakta durmakta olan bir zata, beyaz saçlı, kısa boylu bir zata, çocuğun işini yapın dedi. Bu ziyaretten sonra mecburi hizmeti silinen Hüseyin Gezer'in önünde artık hiçbir engel kalmamıştır. O artık heykel yapacaktır. 1944 yılında Güzel Sanatlar Akademisi sınavına girer ve heykel bölümünü seçer. Akademiden mezun olduktan sonra Fransız hükümetinden aldığı bursla eşiyle birlikte Paris'e gider. Paris şehrinde asıl hoca Paris'in kendisidir. Şehrin kendisidir. Her tarafı sanat eserleriyle dolu. Onun içerisinde örneğin Louvre büyük bir kaynak. Hüseyin Gezer 1950 yılında yurda döner. Akademide asistan olarak göreve başlar. Ardından sırasıyla müdür yardımcısı, 1966 yılında akademi başkanı, 1969 yılında profesör olan sanatçı, 1987 yılında emekli olur. Sanat yaşamı boyunca birçok yarışmaya katılır, ödüller alır. Yarışmalardan aldığı ödüllerin yanı sıra 1998 yılında Mersin Üniversitesi tarafından kendisine onursal doktor unvanı verilir. Hüseyin Gezer, yapmış olduğu anıtlarla yurdun dört bir tarafında meydanlara imzasını atmıştır. Fatih Anıtı, Antalya Ulusal Yükseliş Anıtı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anıtı, Hacettepe'de bulunan Bayraklaşan Atatürk Anıtı bunlardan en önemlileri. Hüseyin Gezer'in Atatürk heykellerinin sanat yaşamında ayrı bir yeri var. Pek çok Atatürk anıtı yapar Hüseyin Gezer. Sayısını hatırlayamadığım kadar çok Atatürk anıtı yaptım diyen sanatçı, böyle bir misyon yüklendiği için çok mutludur. Usta heykeltıraş, bitmek bilmeyen sanat coşkusu ve heykel aşkıyla çalışmalarına devam ediyor. Kendisine nice sanat dolu yıllar diliyoruz.